Emekli maaşı Temmuz zammında net rakam belli oldu, kritik refah payı ve kök maaş detayı. Milyonlarca emekli nefesini tuttu dört gözle Temmuz'da yapılacak zammı bekliyor. En düşük emekli maaşında net rakam belli oldu. En düşük emekli maaşı olan 10.000 TL'nin ne kadar artacağı ve kök maaşa zam yapılıp yapılmayacağı soruları, milyonlarca emeklinin gündeminde. Enflasyon nedeniyle cüzdanlar çoktan erirken, Kök maaşı düşük olan emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için seyyanen zam formülü üzerinde duruluyor. Bu yöntemle kök aylıklar belli bir seviyeye çıkarılarak ardından Temmuz ayındaki artış gerçekleştirilecek. Emeklilere yapılacak zam düzenlemesinin nihai rakamları 6 aylık enflasyonun kesinleşmesi sonrası belli olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Bu Temmuz ayında da Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin %25-30 arasında olması beklenen 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan %15'lik toplu sözleşme artışının üzerine oluşacak 6 aylık enflasyon farkı da ödenecek. Ayrıca Temmuz ayında %10 toplu sözleşme zammı da uygulanacak. Sabahtan Faruk Erdem'in haberine göre son dönemde 6 aylık enflasyon oranının üzerine hükümet tarafından refah payı adı altında ilave zamlar yapılıyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyonun üzerine eklenen %11, 68 lik refah payıyla zam oranı %49, 25'e çıkmıştı. Temmuz ayında da bir refah payı ilavesi gündemde olup, bu oran genellikle 5-15 puan arasında değişiyor. Ayrıca, memur emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de düşünülebilir. Ocak ayında memur emeklilerinin zam oranı yüksek çıkmış ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağkur emeklilerinin zamları memurlarınkiyle eşitlenmişti. Temmuz ayında ise Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur zam oranları yüksek çıkacağından memur emeklilerinin oranlarının diğer kesimlerle eşitlenmesi söz konusu olabilir. Taban maaşın Ocak ayında 7500 TL'den 10000 TL'ye yükseltilmesinin ardından şimdi taban maaşın yeniden belirlenmesi gündemde beklentiler, yeni taban maaşın 13-15 bin Türk lirası aralığında olacağı yönünde. Ancak, bu artışlar kök aylıklara yapılan zamlara rağmen, refah payı olsa da olmasa da kök aylıkları etkilemiyor. Dolayısıyla, düşük maaşlarla çalışan ve dolayısıyla düşük emekli aylığı alanlar için taban maaşta artış olmazsa sıfır zam riski ortaya çıkabilir. Türkiye Emekliler Derneği'nin de 15.000 TL'lik seyyanen artış talebi bu bağlamda önem taşıyor. Gündemdeki taleplerden biri kök aylıklara seyyanen zam yapılması. Bu kapsamda kök aylıkların taban maaşta eşitlenmesi öneriliyor. Yani önce kök aylıklar 10.000 TL'ye tamamlanacak şekilde seyyanen artış yapılacak, ardından enflasyon artışı eklenerek süreç tamamlanacak. Bu sayede, şu anda çok düşük olan kök aylıklarda 10 bin Türk lirası seviyesine yükseltilmiş olacak ve sonraki tüm artışlar bu temel üzerinden hesaplanacak. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kök aylığı 10.000 TL’nin hemen üzerinde olan emeklilerin durumu. Örneğin, kök aylığı 7500 Türk lirası olan bir emekliye önce 2500 Türk lirası seyyanen artış yapılıp sonra enflasyon farkı eklenirse, kök aylığı 11000 Türk lirası olan bir emekli ile aralarındaki fark kapatılacak. Bu sebeple, taban maaşın hemen üstündeki kök aylıklar içinde bir çözüm bulunması gerekmektedir. Bu çalışmaların sonucu, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Bu rakamlara göre taban maaş artışı ve refah payı gibi tedbirlerin uygulanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılacak. Kararın ardından yasal düzenleme hızla meclise sunularak yürürlüğe konulacak ve emeklilerin hesaplarına belirlenen takvim çerçevesinde farklar yatırılacak.